Efendim bugün Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. Tüm sektörlerde topuk sesleri yükselmeye son yıllarda devam ediyor ve bu devam da edecek, biz bu gücü görüyoruz. Bu sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektöründe de kadın varlığı iyiden iyiye ağırlığını hissettirmeye başladı efendim. Şimdi bu sektörde konunun uzmanlarından biri bizlerle birlikte Haber 16'da gayrimenkul danışmanı Sayın Gamze Özlü. Sayın Özlü hoş geldiniz. Ben şu anda konuğumun sesini alamıyorum. Selamlar, duyabiliyor musunuz şimdi beni? Şimdi alabiliyorum. Evet, şimdi duyuyorum. Hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Öncelikle bir duygu düşüncelerinizi alalım şimdi sizden. Öncelikle beni programınıza davetinizden ötürü Ulusal Kanal'a ve size çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Bugünün anlamı ve değerini yükseltmek adına ülkemizin birçok ilinde yaşanılan kadına şiddete değinmek istiyorum öncelikle. Lütfen. İşte Aydın'da 92 yaşındaki bir kadının yaşadıkları, 2 gün önce Samsun'da başka bir kadının yaşadıkları vahşet. Evet. Bunlar tabii ki erkek şiddeti her yandan üzerimize gelmeye devam ediyor. Hiçbir türlü şiddetin olmadığı, eşitlik kavramının yüksek olduğu, özgür, çağdaş ve kadınların daha saygın olduğu bir ülke temenni ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü ve herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Bir kez daha kutlamış olduk. Evet, artık bitsin artık diyoruz. Usandık, yıldık ama kadına şiddet, kadın ölümleri maalesef bitmiyor. Son olmasını istiyoruz. Hepimizin, tüm kadınların beklentisi bu yönde. Üzülmek istemiyoruz artık. Ve gayrimenkul sektörüyle devam edelim. Evet, her sektörde dedik kadın gücünü göstermeye devam ediyor. Ama gayrimenkul sektöründe de son yıllarda bakıyoruz kadının ağırlığı çok yüksek. Bu noktadan devam edecek olursak şimdi salgın dönemi özellikle düşük faizlerle krediler verilmişti vatandaşlarımıza. Şimdi o günden bugüne gelindiği takdirde neler değişti, neler etkilendi gayrimenkul sektöründe? Öncelikle vatandaşın beklentisi ne oldu? Sizden dinleyelim. Şöyle söyleyebilirim, ilk salgın ve pandemi döneminde herkesin işlerinde bir durulma olduğundan dolayı devletimizce yapılan bir teşvikler oldu. Bu teşvikler hepimize çok yaradı. Ne oldu? Kredi faiz oranları, yani ev kredilerinin oranları düştü. Bu insanları etkiledi ister istemez. Düşük faiz oranları biliyorsunuz 0.64 rakamlarına kadar indi. Bu düşük faiz oranları insanların ev almasını. Bundan önce de belli bir dönemde şöyle söyleyeceğim size. Ev satışlarında bir durgunluk vardı. Yani piyasada stok vardı. Yani evlerle alakalı bir stok artısı vardı. Bundan dolayı zaten ev fiyatları düşüktü. Kredi faiz oranlarını da düştükten sonra şu ana kadar yani uzun bir süredir yapmadığımız satışları yaptık. Tapu dairelerinde kuyruklar oluştu. Tapudan biz normalde ertesi güne randevu alabiliriz. Randevu alamadık çünkü yani tapu dairesi inanılmaz bir yoğundu. Tabii bu kadar yoğunluk olduktan sonra da ne oldu? Ev fiyatlarında bir artış oldu. Covid-19'un bu şekilde bir etkisi oldu ama hangi evlerde artış oldu onlardan bahsetmek istiyorum. Lütfen. İnsanlar eve kapandığı için bahçeli evler, balkonlu evler, teraslı evler ya bunlara inanılmaz bir artış oldu. Daha önce 250 bin, 280 bin TL bandında satılan 1+1 bir anda 400 bin TL gibi rakamlara çıktı. Yani insanlar... Bahçeli evde özellikle tercih edildi tabii ki. Tabii bahçe evleri, işte villa tipi evler ya da terası balkonu olan evler tercih edildi. Bir de residence şeklindeki siteler tercih edildi. Çünkü insanlar evden dışarıya çıkamadığı için, sokağa çıkamadığı için kendi sitemde bahçeme çıkarım, bir yürüyüş yaparım sitenin içerisinde gibi tercihler ister istemez oldu. Bu ev fiyatları da tabii böylelikle yukarı doğru çıktı. Evet. Şimdi yabancı yatırımcıların da özellikle tercih ettiği ülkelerin başında geliyor ülkemiz. Bu açıdan değerlendirirsek hangi ülkeler Türkiye'de yatırım yapıyor? Yani öne çıkan ülkeler var mı? Mesela bizim bildiğimiz bir ülke var. İran'dan çok geliyorlar ülkemize. Evet, sizin eklemek istediğiniz ülkeler var mı? Ve tercihlerin ne yönde oluyor onların? Evet, Rusya ve İran'dan çok fazla söylediğiniz gibi alımla ilgili işte ofislerimiz aranıyor, telefonlar alıyoruz.
yabancı müşterilerimiz geliyor, onlara satışlarımız oluyor. Bir de 250 bin dolar diye bir rakam var herkesin de bildiği. 250 bin dolarlık bir ev aldığınız zaman ülkemizden vatandaşlık da alabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir etken oluyor. Bundan dolayı bir de şöyle bir şey var. Bu yabancı ülkelerde bizim artık Türk dizilerimiz de çok fazla izlenmeye başladı. Evet, yani Suudi Arabistan olsun, dediğimiz gibi Rus olsun, Azerbaycan olsun, İran olsun, şu an gündemde olan çoğu dizimiz burada yayınlanırken ya da burada yayınlanıp bittikten sonra o ülkelere de satılıyor ve o Tercih ülkelerde de ediyorlar. oluyor, tercih ediliyor. Bu dizilerdeki gördükleri evi satın almak istiyorlar. Yani bu da bizim için etken. Görüyor, diyor ki işte şu dizi şu an Türkiye'de çok meşhur. O dizide gördüğüm bir yalı var. O dizide gördüğüm bir villa var ya da işte bir çiftlik evi var. Bunu nasıl satın alabilirim diye telefonlar geliyor. Bazen çekim olduğu gün bile izin veriliyor. Müşterimizi götürüp yani 5 dakika olsun orada o ortamı gösterebiliyoruz. Bu evlerden de şu ana kadar sattıklarımız oldu. Bu da bir tercih nedeni oluyor. Yani işte şu Kesinlikle. dizi. Evet. Peki çok önemli bir şey bu. Ülkemizin tercih edilmesi, Türk dizilerinin yurt dışına açılmış olması, çok talep görmesi basında da sıkça yer alıyor. Ama tabii ki bir taraftan da emlak sektörün içinde önemli bir gelişme bu. Güzel bir gelişme. İvmeyle devam ettiğini düşünüyoruz. Şimdi şöyle devam edelim. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Bu açıdan insanların ev alırken şimdi son zamanlarda çokça reklamlar görüyoruz. Her yerde, sosyal medyada, televizyonda olsun her tarafta bir reklam var ama biz nelere dikkat edelim? Ya da insanlar size geldiğinde ne diyorlar, ne istiyorlar, nasıl anlayacaklar bulundukları, gördükleri her evin iyi olduğunu? Böyle bir şey söyleyemeyiz, değil mi? Mümkün değil. Yani deprem kuşağında olan bir ülke olduğumuz için kesinlikle 99 deprem yönetmeliğine, yani biliyorsunuz o zaman bir yönetmelik çıktı, uygun olması gerekiyor oturduğunuz evin. 99 yılından önce yapılmış bir evse bile bunun gerekli ekspertizleri yapılıp hani bu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenebilirler. Bunlar tabii ki çok önemli ama tabii ki insanlar şunu da tercih ediyorlar. İşte çok yüksek kat olmasın, işte 10 katı geçmesin ya da işte bahçeli ev olsun gibi insanların Tabii. tercihleri de olabiliyor. Bir de beton kalitesi, yapılan inşaat firması, yani bunları insanlar çok rahatlıkla artık internetten her şeye ulaşabiliyorsunuz, araştırabilirler. Kesinlikle 99 deprem yönetmeliğine uygun olması gerekiyor. Ama dediğim gibi bundan öncesinde yapılmış bir binaysa bununla ilgili bir ekspertiz de isteyebilirler. Yani satıcı tarafından istenilebilir. Bu şekilde. Evet ama deprem sigortası da önemli değil mi bu noktada? Tabii. DASK deprem sigortası herkesin yaptırım, yani zaten bu zorunlu. Herkesin yaptırmış olması gerekiyor. Yani çünkü deprem olduktan sonra bunları ödemek çok zor olur. Evet. Şimdi kira artışlarıyla devam edelim mi? Merak edilen soruları ben size sormak isterim. Önce şöyle Tabii ki. girelim. Yeni yılda kira artışlarında sınır nedir? Şöyle söyleyeyim, yani her ay zaten işte Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı kira artış oranı devlet tarafından belirleniyor. Genelde bu rakam %10 ile %12 arasında oluyor. Ama tabii bazı ev sahipleri diyor ki işte ben önümüzdeki sene %15 artış isterim. Böyle bir şey yok. Yani bunun devlet tarafından her ay kira artış oranı diye üfeye göre belirlenen bir oran var. Siz kontrata %15, %20 yazsanız bile fark eden bir şey olmuyor. Devletin söylediği rakamın üzerine bu karşılıklı, tabii ki bunlar hepsi karşılıklı konuşmaya bağlı olan şeyler ama o rakamın üzerine kimse çıkmak zorunda değil. Yani ev sahibi böyle bir şey talep etse bile herkesin yasal bir hakkı var. O yasal hakkını kullanabilir. Peki ev sahibi böyle istedi diyelim. Yasal hakkını kullanmadan da nereye şikayet edebilir ya da hayır yasal hakkınız budur diyebiliyor mu? Bunda bir düzeltme yapılıyor mu yoksa ev sahibi hayır ben böyle istiyorum dese ne olur? Yani ev sahibi bu şekilde istiyorum diyebilir ama o yasada olanı ödedikten sonra
ev sahibi o kiracıyı çıkartamaz. Yani yasada olan nedir? İşte Aralık ayında kira artışı %11,50 diyelim. %11,50'den ödemeye devam ettiği sürece ev sahibi bununla ilgili hiçbir şey talep etse bile alamaz. Ya da o kiracının tahliyesini isteyemez. Onu Evet. söyleyebilirim yani. Bir de aslında çok önemli bir konu. Bu depozito konusundan bahsedelim istiyorum. Evet. Bakıyoruz bazı ev sahipleri bir kira bedeli isterken bazı ev sahipleri üç kira bedeli istiyor. Bu neye göre belirleniyor? Bunun yasal olanı nedir? Üç kira bedeli vermek zorunda mı kiracı? Sizden dinleyelim. Şöyle söyleyeyim size. Normal şartlarda işte 2000 TL'ye bir ev kiraladığımızı düşünelim. 2000 TL yani bir kira olarak da depozito mal sahibi ister. Bu normaldir. Herkes bunu çok normal karşılıyor. Evet. Ama bazı ev sahipleri iki kira isteyebiliyor. İki kirayı biz şu şekilde organize ediyoruz. Yani eşyalı bir ev kiraya tuttuysanız iki kira çok normaldir. Çünkü bu evin Eşyalıysa ama. eşyalıysa, boş demiyorum. Hı. Eşyalı bir ev tuttuysa iki kira depozito normaldir. Ama ev sahiplerinin de şöyle bir hakkı var. Üç Nedir? kiraya kadar isteme hakları var. Ama üç kiradan sonrası kesinlikle yasal değil. Yani maksimum kiracıların ödemek zorunda olduğu üç kiradır. Yasalarda da belli olan. Ama benim insanlara yani gelen müşterilerime söylediğim, boş daire kiralıyorsanız bir kira normal. Eşyalı daire kiralıyorsanız da iki kira depozito ödemeniz çok normal. Çünkü iki kira anca o evin demirbaşları işte koltuğu, parkesi vesaire. Yani orada mal sahibi haklı oluyor iki kira istemekte. Peki 6 aylık peşin isteyenler var. Bu yasal mı? Altı, yani şimdi bu peşin indirimi yapılmış oluyor. Yani Hı. mesela işte 2000 lira diyor ki 6 aylık peşin ödeyeyim. Genelde bunu zaten kiracı talep ediyor. Diyor ki ben 6 aylık ya da bir senelik kirayı peşin isteyeyim ama bana bir indirim yapın diyor. 2000 liralık evi 1800 liradan tutuyor. Bununla ilgili bir problem yok. Ama tabii ki bir ev sahibi ben kesinlikle bir yıllık kirayı peşin istiyorum diye bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi 3 depozitodan fazlası yasal değil istenmesi. Evet. Peki yeni nesil gayrimenkul projelerine geçelim mi? Neler değişti? Nedir özellikler ve talepler doğrultusunda hangi yenilikler geldi? Yani şu an işte residence projeler zaten hepsi göz önünde olanlar. Neler oluyor? Artık bir otel konforunda oluyor bu residence Daha çok projeler. İşte tercih ediliyor o zaman. daha çok tercih ediliyor çocuklu aileler için, gençler için. İşte açık kapalı yüzme havuzlarının olduğu, sauna, buhar banyolarının olduğu, çocuk oyun park yerlerinin olduğu projeleri insanlar tercih ediyorlar. Çünkü evde çocuğu olduğu zaman ya da bir bakıcısı olduğu zaman sitenin dışına ya da başka bir yere çıkmadan hem güvenlik önlemleri adı altında o sitenin bütün imkanlarından faydalanabiliyorlar. Bu şekilde sitelerde tabii her yerde kamera, güvenlik, temizlik bunların hepsi ön planda oluyor. Çalışan insanlar özellikle bu tarz projeleri kesinlikle tercih ediyorlar. Hem daha konforlu oluyor, hem biraz daha lüks Hı. oluyor, hem daha güvenlikli oluyor. İstemediği bir misafiri kapıdan giriş yapamıyor. Çocuğunu daha korunaklı bir sitede insanlarla, arkadaşlarıyla bir arada oturtabiliyor. Bunlar tabii ki daha çok tercih ediliyor. Tabii. Tercihler kişiye göre değişiyor ama daha çok bu yönde tercihlerini kullanıyorlar. Şimdi Evet. emlakçılarla ilgili hazırlanan yeni düzenlemeler var. Basında da buna dikkat ediliyor. Görüyoruz. Bu düzenlemeler yeterli mi? Hayır, eksik. Şu eksikliklerde giderilmeli diyebileceğiniz maddeler var mı? Evet. Şimdi emlakçılarla ilgili yeni düzenlemeler ortaya çıktı. Bunlarla ilgili zaten belge almanız gerekiyor kesinlikle. Belgesi olmayanlar emlakçılık yapılmayacak. Ofislerin de bu belgelerden olması gerekiyor. Bunun adı taşınmaz ticaret yetki belgesi. Biz kendi ofislerimizde çalışan danışanlarımızın hepsine yetki belgesi, emlakçılık yetki belgesi aldırdık. Ofislerimizin hepsinde de taşınmaz ticaret yetki belgesi var. Bu belgeleriniz olmadığı
Yani bu belgelerinizi temin etmezseniz mesela internet sitelerinde biliyorsunuz ev arıyorsunuz. Bir sürü internet sitesi var. Tabii. Bu internet sitelerinde mağaza açamayacaksınız. Yani insanlar ev ararken zaten bu internet sitelerine giriyorlar. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 satılık kiralık daireler bakıyorlar. Ama ofislerin bu internet sitelerine girmesi için taşınmaz ticaret yetki belgesi olması şartı aranacak. Yani biz artık bütün bu taşınmaz ticaret yetki belgelerimizi bu sitelerin hepsine oluşturduk ama tabii eskiden açılmış olanlar var, henüz daha kapanmamış Ne olanlar olacak var. onlar? Kapanacak mı? Kapanacak. Evet, devlet tarafından bir tarih verilecek. Denecek ki mesela Haziran 2021, daha bu tarih kesin olarak belirlenmedi. Haziran 2021 tarihinde bu belgesini bu internet sitelerine ulaştırmayanlar kesinlikle ofisleri kapanacak. Yani bu internet sitelerindeki ofisleri kapanacak. Aynı zamanda bu belgesi olmayan emlakçılar tapu dairelerine giriş yapamayacak. Tapu dairelerinde satış işlemi yapamayacak. Yani bunların hepsi şu an kurallar kondu ama tarihler belirlenmedi. İnsanlar belgelerini almaya başladılar. Gerçekten bu işi profesyonel olarak yapanların hepsi bu belgelerini almaya başladılar. Devlet bu tarihi koyduktan sonra dediğim gibi ne bu internet sitelerinde ilan yayınlayabilecekler ne de tapu dairelerinde satış işlemi, kiralama işlemi gerçekleştirebilecekler. Tabii. Bir de en çok merak edilen sorulardan biri, düzeltiyorum. Bu kira artışları. Yani özellikle bu salgın dönemine bakıyoruz Gamze Hanım, gerçekten kiralar öyle bir yükselmiş ki insanlar zaten zorluk çekiyorlar. Durum ortada. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir kriz var ama her ne olursa olsun çok fazla kira bedeli isteniyor. Evet, evet Bununla ilgili haklısınız. Yani bir düzenleme var mı, olmalı mı? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Biz bunu çok duyuyoruz ve bununla ilgili çok da telefon alıyoruz. evet. Yani bununla ilgili henüz bir düzenleme yok ama şöyle söyleyeyim, şöyle bir durum oldu. Covid-19 nedeniyle mesela kira kontratınız 6 ay daha devam ediyor. Ama bu Evet. Covid-19'dan dolayı çıkmak istediğiniz zaman hani normalde bir senelik kira sözleşmesindeki bütün bedeli ödemek zorundasınız. Erken çıksanız bile sözleşmeniz bir senelik olduğu için. Ama bununla ilgili devlet bir kanun çıkarttı yani. Dedi ki eğer dedik bu Covid-19'dan dolayı kiranızı ödeyemiyorsanız ve erken çıkma çünkü okullar kapandı mesela öğrencilere ev kiralamıştı. Okullar Doğru. kapanınca online eğitim oldu. Öğrenciler o kirayı ödemek istemediler. Evlerinden memleketlerine gitmek istediler. Bununla ilgili erken çıktıkları için hiçbir şekilde ceza ödemediler ya da bir senelik kirayı daha ödemediler. Ama ne oldu? İşte bahçeli evlerde, teraslı evlerde bizim geçen sene şöyle söyleyeyim size 5.000 TL'ye kiraya verdiğimiz evler inanın neredeyse 8.500-10.000 TL'yi bir sene içerisinde boşaldığı zaman yüksek kiralar verilmek istendi ve tutuldu. Yani tutulduğu için bu kiralar da yükseldi. Tabii. Ev kalmadığı için. Çünkü insanlar ben bir villada oturayım ya da bir bahçeli evde ya da şehirden uzak işte bu Şile tarafında olsun, çiftlik evi olsun daha kendimi izole edeyim. Bu tarz evlerde oturmak istediler. Bu tarz evlerde de çok fazla olmadığı için mal sahipleri kira artışına gitti. Kira artışları da zaten elde çok fazla bir stok olmadığı için normal karşıladılar ya da yeni çıkan kiracılar bu yüksek bedellerden kiraya tuttular. Özellikle Normalde sahil değil. beldelerinde de değil mi? Bir artış oldu. Orada da talep yükseldi. Tabii Salgınla Bodrum'u birlikte. evet. Bodrum olsun, Ayvalık olsun yani İstanbul'da yaşayıp ama Bodrum'a, Ayvalık'a zaten hani yazlığına gidip orada yaşayan insanlar oldu. Oradaki ev fiyatları da, boş kalan ev fiyatları da işte o komşusunu getirdi, o işte kuzenini getirdi, o hani bizim evimiz var sizde yan taraf boş gelin dediler. Bu şekilde Vaka arttı. sayıları da arttı oralarda böylelikle. Çok Evet. fazla bu konuda özellikle oradaki belediye başkanları o bölgelerde muzdaripti, sürekli yayın yapıyorlardı. Lütfen aman dikkat edin diye Gerçekten. uyarılarda bulunuyorlardı maalesef. Evet. Peki şu anda nedir son durum? Son olarak emlak piyasasında satışlar nasıl? Arz talep Satışlar dengesi? şu an için son
son 2 aydır, yani son 2 aydır satışlarla ilgili bir durağanlık söz konusu. Çünkü biliyorsunuz bankaların kredi faiz oranları yükseldi. Yani işte bir ev kredisi aldığınız zaman oranlar işte 1,90'lara, 2'lere geldi. Bu şekilde şu an kimse ev almak istemiyor. Yani çok fazla bir talep yok. Bununla ilgili yeniden bir teşvik, kredi faiz oranlarının düşmesiyle ilgili bir teşvik olursa yine hızlanacağını Var mı düşünüyoruz. böyle bir çalışma yoksa talep mi? Yani biz bunu arzu ediyoruz, öyle söyleyeyim. Şu an Peki. için öyle bir çalışma yok. Ama tabii ki yaz dönemi geliyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde Mart'tan, Nisan'dan sonra insanlar, çünkü hani bir ev değiştirme, yeni ev satın alma, yani bir artış Çok, muhakkak çok sever. söz konusu olacaktır. Şu anda satış yapıyoruz ama şu an yaptığımız satışlar banka kredili değil, nakit olarak olan satışlar oluyor. Bir de şu konuya değinmek Lütfen. istiyorum. Ev alırken hani şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların sözü geçiyor. İnsan, yani hiç aileler geliyor bize ev almaya, ya da yalnız oturan öğrenciler geliyor, beyler geliyor ama hiç kimse yanında annesi olmadan, ablası olmadan Gelmiyor. gelmiyor. Evet, yani çünkü yeni bir evli çift olacağını düşünün ya da bir aile olduğunu düşünün. Bir eve geldiği zaman işte mutfak nasıl, işte çocuk odaları nasıl, yani gayrimenkul sektöründe kadının sözü geçiyor. Kadın bu evi almak istiyorum derse hani Alınıyor bir ev. öş, evet o ev alınıyor. Hani 300 bine var, 350 bine var ev ama 350 binliği istiyorsa kadın, orada kendine uygun bir yaşam alanı bulmuşsa oradaki beye 350 binlik evi aldırtıyor. Yani gayrimenkulde de kadının sözü geçiyor, onu Ne güzel. söyleyebilirim. Çok Evet. sevindirici. Bizim hoşumuza Evet. gidiyor böyle kadınların sözünün geçmesi. Demek ki beyler eşlerinin sözünü dinliyorlar. Gayrimenkul sektöründe de. Son olarak bir cümle söylemek ister misiniz? Süremizin sonuna geldik. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü, sizin gününüzü ve tüm Türkiye'nin gününü Hepimiz. kutluyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum beni programınıza konuk aldığınız Biz için. de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi ki katıldınız. Evet, gayrimenkul danışmanı Sayın Gamze Özlü bizlerle birlikte oldu. Haber 16'da şimdi çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.